Arkadaşlar, bugün sizlere makro yardımıyla kod yazma. Bir arkadaşımız yorumda şöyle demişti: makrodan kod çalma. Gerçekten bu tanım da hoşuma gitti. Belki de bu dersin adını da böyle koyarız: makrodan kod çalma diye. Şimdi öncelikle dosyadan farklı kaydı deyip masa üstüne arkadaşlar makro içerebilen çalışma kitabı diyorum ve dosyamı kaydettim. Şimdi hani amacımız burada mantığını kavramak arkadaşlar. Basitten bir örnek yapacağım. Geliştiriciye gelip Visual Basic'e geldim. Visual Basic tarafı böyle. Buraya bir form ekliyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurada da yine bir buton alayım. Bu butonla da formumu çalıştırayım. Butonun üzerine geldim. Şurada özelliklere tıklayıp caption'la mesela başlat diyelim. Başlat menüsünü çift tıklıyorum ve içerisine user form 1.show diyorum. Yani şöyle yaptık. Şu başlata bastığımız zaman formumuz açılacak. Şimdi ben burada hemen hemen hiçbir kod yazmamaya çalışacağım. Tüm kodlarımı makrodan öğreneceğim arkadaşlar. Makrodan alacağım. Şimdi ben buraya bir buton alayım tekrar. Ve butonun üzerine örneğin başlıkları yaz diyeyim. Başlıkları yaz. Ben bu butona tıkladığım zaman gelsin sayfama istediğim bazı başlıkları yazsın. Hatta öncesinden bir buton daha, bunu çoğaltayım. Buraya sütun genişliği ayarla diyeyim. Sütun genişliği ayarla. Ya da şöyle yapalım. Sütun genişliği 14 yapalım. Şu butona da sütun genişliği 20 diyelim. Yani ister buna tıklar, ister şuna tıklar arkadaşlar. Kullanıcı. Şimdi dersin sonunda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi şu butonun içine normalde girip kodlarımı yazmam lazım. Ama ben tamamen makroya yazdıracağım kodlarımı. Hemen geliyorum sayfanın üzerine. Burada makro kaydet. İsim olarak da sütun 14 diye isim veriyorum. Ve tamam diyorum. Şimdi bu makro şu anda kayıtta ne yaparsam yazdıklarımı, yani yapacaklarımı koda dökecek. Ben hemen şu C sütunundan örneğin şu M sütununa kadar geldim. Sağ tuş sütun genişliği 14 dedim. Tamam dedim. Ve boş bir yere tıkladım. Kaydı durdur dedim. Şimdi bir makro daha oluşturuyorum. Makro kaydet. Buna da sütun kaç dedik az önce? Sütun 20 mi demiştik? Sütun 20 diye isim veriyorum. Tamam diyorum. Ve şu andan itibaren makro ne yaparsam kod olarak yazacaktır benim yerime. Şöyle C sütunundan M sütununa kadar seçtim. Harflerden herhangi birinin üzerinde sağ tuşa bastım. Sütun genişliği 20 dedim. Tamam dedim ve boş bir yere tıkladım. Kaydı durdurdum. Şimdi bakalım makro ne yazmış arkadaşlar. Şurada modül diye bir şey oluşturmuş. Modül 1 demiş. Ve şurada gördüğünüz gibi kodlarımız burada. Ben şu kodları kopyalıyorum. Ya da kesiyorum daha doğrusu. Gelip şu sütun genişliği 14 butonun içine yapıştırdım. Ben hiçbir kod yazmadan makronun yazdığı kodlarla bu butonun içine girdim, yapıştırdım. Bu da sütun 20 kodumuz. Bunu da kestim. Geldim arkadaşlar. Şuranın içine yapıştırdım. Şimdi çalıştırdığım zaman sütun genişliği 14 diyorum. Gördüğünüz gibi sütun genişliği 14. Sütun genişliği 20 diyorum. Sütun genişliği 20. Bu iki çalışmayı, iki buton görevlerini ben kendim hiç yazmadan makroya yazdırdım. Şimdi dediğim gibi yani maksat amacı anlamak. Şimdi şuraya başlıkları yaz diyeyim. Başlıkları yaz. Hemen geliyorum tekrar buraya. Makro kaydet. Buraya başlıklar diye isim verdim ve tamam dedim. Şimdi bana ne lazımsa yazmaya başlıyorum. Örneğin
adı, soyadı, mesela ünvanı, mesela yevmiyesi diyelim, günlük yevmiyesi. Buraya çalıştığı gün diyelim. Buraya brüt maaş diyelim. Kesinti diyelim. Ve net diyelim. Benim makrodan istediğim buydu. Bunları yaptım. Kaydı durdurdum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Geliyorum şu modülün içerisine. Gördüğünüz gibi başlıklar diye makromuz burada. Ya bana kodlarımı yazmış. Ben bu kodları kestim. Gelip başlıkları yazın içine yapıştırdım. Ve bu da tamam. Bakın hatta denemesini yapalım. Burada hiç kod yokken, başlık yokken sütun genişliği 20 diyorum. Başlıkları yaz diyorum. Sütun genişliği 14, sütun genişliği 20. Başlıkları yaz dedi ve yazdı benim yerim. Devam edelim işi anlamak için. Şimdi yine bir buton alalım arkadaşlar. Bu butona da başlıkları boya diyeyim. Başlıkları boya. Evet, hemen geliyorum yine. Makro kaydet, buna boya diyorum. Boya ve tamam dedim. Makro hemen ne yaparsam şu andan itibaren, bakın hala hiçbir yere tıklamadım. Şu andan itibaren ne yaparsam yaptıklarımı koda dökecek arkadaşlar. Hemen seçiyorum. Giriş sayfasına geliyorum. Zemini örneğin kırmızı yapıyorum. Şuradan çizgileri göster diyorum. Yazıyı beyaz yap diyorum. Hatta kalın yap diyorum. Ortala diyorum. Boş bir yere tıklıyorum. Benim makrodan beklediğim buydu. Şimdi bütün bunların kodunu yazdı. Geliştiriciye gelip kaydı durdur dedim. Hemen geliyorum tekrar modül 1'in içine. Bakın arkadaşlar şu kadar kod yazmış gördüğünüz gibi. Boya diye. Ben bu boya kodlarının hepsini buradan kestim. Kesmeyebilirim. Burada da kalabilir gerçi. Ben kesiyorum arkadaşlar ve şunlara artık ihtiyacım yok diyorum. Ve geldim. Başlıkları boyanın içine yapıştırdım. Şimdi bir de şöyle bir şey yaparsanız genellikle çok sayıda kod olduğu zaman ufak tefek hatalar çıkma ihtimali var. Bu durumları önlemek için on error resume next yazın arkadaşlar başına. Hata çıksa bile devam et demektir. Bazen böyle çok sayıda kod olunca sıkıntı olabiliyor bazen. Tamam. Şimdi ben bir makro daha yapmak istiyorum. Şuradan şuraya kadar örneğin temizlemek istiyorum. Böyle bir makrom olsun. Veri değil de, ya veriyi de temizleyelim. Bir şey olmaz. Geliyorum yine makro kaydete. Buraya temizle diyorum. Yani sonucu görmek için temizletiyorum. Tamam dedim. Şuradan şu aşağılara kadar geldim, seçtim. Sonra giriş menüsünden şurada temizle, tümünü temizle dedim. Ve boş bir yere tıkladım. Geliştirici menüsünden kaydı durdur dedim. Yine oradaki az önceki kodları da alalım. Şu kodu kestim. Geldim buraya. Şurada temizle diye bir buton oluşturayım. Şunu bir kopyasını çıkardım. Temizle yazıyorum. Ve temizlen içine girip yapıştır dedim. Şimdi bir deneme yapalım bakalım. Sütun genişliği 14 dedim. Sütun genişliğimi 14'e göre ayarladı. 20 dedim. 20'ye göre ayarladı. 14 dedim. Başlıkları yaz dedim. Yazdı. Başlıkları boya dedim. Boyadı. Temizle dedim. Temizledi. Tekrar başlık yazdım. Başlıkları boya dedim. Şimdi devam edelim. Mesela şurada şu yan tarafa geçeyim bu sefer. Hani mantığını anlamanız için makroda nasıl kod alınıyor. Formül uygula diyelim. Formül uygula. Şimdi hemen geldim burada. Makro kaydet. İsim de formül dedim. Ve tamam. Şu andan itibaren ne yaparsam makro benim yaptıklarımın kaydını yani kodunu yazacak arkadaşlar. Geldim brüte. Brüt eşittir dedim. Yevmiyesi çarpı çalıştığı gün. Kesintiye geldim eşittir. Yevmiye çarpı 13 bölü 100 örnek olarak. Yani çalıştı. Brütü neyse onun %13'ünü kesiyoruz farz edelim. SGK'ya vesaireye. Net eşittir.
Brüt eksi kesinti enter. Şu üçünü beraber seçip aşağı doğru indirdim. Hatta para birimi olsun diye de girişe geldim. Şurada para birimine de tıkladım. Boş bir adının altına. Yani şimdi ben şurayı tıklarsam arkadaşlar makro durduğu zaman her seferinde buraya gelecek. Belki de sayfa kayacaktır. Dolayısıyla durdurma yeri de önemli. Ben adı soyadın altına tıklayarak durduruyorum. Boş yere tıklıyorum. Ve geliştiriciden kaydı durdur diyorum. Hemen bu kodu da alalım. İşte kodumuz burada arkadaşlar. Şöyle seçtim. Ctrl X'de kestim. Formül uygulanın içine girip Ctrl V ile yapıştırdım. Bir denemesini yapalım tekrar. Temizle dedim. Her şey tertemiz. Sütun genişliğimi ayarladı. 20'de 20 yaptı. Başlıkları yaz dedim. Yazdı. Başlıkları boya dedim. Boyadı. Formül uygula dedim. Formüllerimi de uyguladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hatta veri girelim mesela. Yani gerçi bu şekilde veri girmek biraz olmaz ama örnek olsun diye onu da yapalım. Yine makro kaydet. Veri gir diyorum. Hemen başlıyorum. Adı Ahmet Can. Ünvanı memur. Yevmiyesi 125. Çalıştığı gün 30 diyelim. Her şey tamam. Mehmet Aslan. Şef diyelim. 150 diyelim. 28 gün çalıştı diyelim. Farz edelim. Kemal Çelik. Memur. 120. 30 gün. Ali Taş memur 110 30. Bu şekilde veri girdiğimizi farz edelim arkadaşlar. Şöyle verilerimizi de girdik mesela. Ve kaydı durdurdum. Şimdi yine geliyorum. Yazdığı kodu alıyorum. Şuradan itibaren şuraya kadar kodlarımı kestim. Şunlara ihtiyacım yok artık. Geldim burada. Bir butonun kopyasını oluşturdum. Veri gir dedim. Veri gir. Veri girin içine girip bu kodu da yapıştırdım. Yine çalıştırmak istiyorum. Temizle dedim. Temizledi her şeyi. Sütun genişliğimi 14'e ayarla. Başlıklarımı yaz. Başlıkları boya. Formül uygula. Verileri gir. Gördüğünüz gibi her şey yaptı. Hani kodları nasıl makrodan aldığımız. Tabii eğer biraz daha tecrübe sahibi olursanız ileride bu kodlara müdahale edersiniz. Bunları değiştirirsiniz, kendinize göre ayarlarsınız. Mesela şurada bunun başına sheet sayfa adını yazarsınız, uygulama adını yazarsınız, sorarsınız vesaire. Devam etmek istiyorum. Şimdi geldim. Mesela şurada toplamlarını alacağım. Şurada. Yine bir kodla yapalım. Toplam al diyorum. Toplam al. Makro adı bitişik olmak zorunda. Hemen geldim buraya. Toplam yazdım. Ve şurada giriş sayfasına gelip topla dedim. Enter'a bastım. Ve gördüğünüz gibi hepsinin de toplamını aldı. Ve hatta burayı seçip kalın yaptım. Yazı rengini de mavi yaptım. Hatta çizgileri gösterip zemini de renklendirip yazı rengini de verdim diyelim. Toplamını da almış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kaydı şurada durdurayım. Geliştiriciden kaydı durdur dedim. Yine toplam alı da alacağım şimdi. Şöyle seçtim. En sabı almıyorum. Bak, epey uzunmuş. Buradan kestim. Geldim buraya. Toplam al diye bir buton oluşturuyorum. Al. Ve buranın içine girip hani hata olmasın diye on error assume next dedim. Böyle uzun kodlarda bunu kullanabilirsiniz. Evet, şöyle başlayalım tekrar. Yine temizle dedim. Sütun genişliğini ayarla, başlık yaz, başlıkları boya, formülleri gir, veri gir ve şu anda bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuranın içine girdi ya, şovun yanına false yazarsanız çalıştırdığınız zaman sayfaya müdahale de edebiliyorsunuz. Bak,
Mesela çalıştırdım. Şu anda sayfada da ayrıca çalışabiliyorum. Yani hem formum açık hem sayfada da çalışabiliyorum. Toplam al dedim. Bakın aşağıda toplamımı da aldı gördüğünüz gibi. Grafiğini oluşturmak istiyorum aynı zamanda. Yani şunların grafiğini toplam niye yazmadı arkadaşlar? Bunu makrodan önce toplam yazmıştık hatırlıyorsanız. Bir de isterseniz şunu da göstermek istiyorum. Bu çok önemli. Bir makroya ilave nasıl yapacaksınız? Yani ben burada toplam al dediğim zaman toplamı alıyor ama keşke bir de şöyle yapsaydım diyorsunuz. Toplam al dedim. Toplamı aldı ama şurada toplam kelimesini yanlış yere yazdı veya biz yanlış yere yazdırdık. Ha yazdı bu sefer. Temizle. Sütun genişliği, başlık yaz, başlıkları boya, formül uygula, veri gir, toplam al. Toplam alı girince yazmadı bu sefer. Şimdi ben buraya bir ilave yapmak istiyorum. Bu makroya ilave yapmak istiyorum. Onu da şöyle yapıyorsunuz. Yine aynı mantık arkadaşlar. Geliyorum. Makro kaydet diyorum. Toplam ilave. Yani istediğiniz ismi de verebilirsiniz. O sorun değil. Tamam dedikten sonra geldim şu hücreye. Toplam yazdım. Hatta iki nokta üst üste dedim. Ve hatta sağa hizalı dedim. Birazcık da büyüttüm örneğin. Rengi farklı olsun mesela dedim. Mavi. Ve boş bir yere tıkladım. Şimdi kaydı durduruyorum. Geliyorum az önceki bana oluşturduğu kodu. Şu kodu kesiyorum. Geliyorum formdaki toplam alın en sonuna. Toplam al kodunun en sonuna geldim. Ve ilave ettiğim kodu da buraya yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi denemek istiyorum. Başlata geldim tekrar. Temizle dedim. Temizledi. Başlıkları yaz. Başlıkları boya. Formül uygula. Veri gir. Toplam al. Şimdi gelelim bakalım aşağıya. Gördüğünüz gibi toplamımız bu sefer sorunsuz bir şekilde çalıştı. Şimdi grafiğini al diyelim. Yine makro kaydet. Grafik diyelim. Tamam dedim. Şu 3 veriyi seçtim. Ekle menüsünden grafik dedim. Ve grafiğimi de şu şekilde oluşturduktan sonra da grafiğimi şurada oluşturalım. Boş bir yere tıklayalım. Ondan sonra kaydı durduralım. Geliştiriciden kaydı durdur. Bununla bir işimiz yok. Bunu sildik. Geliyorum arkadaşlar. Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü grafik adı grafik 1'dir. Başka bir sefere başka bir grafik olabilir. Neyse bunu kestim. Geliyorum. Burada bir buton oluşturuyorum tekrar arkadaşlar. Ve diyorum ki grafik oluştur. Hemen grafik oluşturun içine girip bu kodu yapıştırdım. Hatta çıkabilir. Yine 10 dedim. Şimdi denemek istiyorum. Bir sorunla karşılaşabiliriz. Sütun genişliğini ayarladım. Başlıkları yaz dedim. Başlıkları boya dedim. Formül uygula dedim. Veri gir dedim. Toplam al dedim. Grafik oluştur dedim. Ve gördüğünüz gibi grafiğimiz tekrar oluştu. Ama farklı bir yerde oluştu. Tam istediğimiz yerde değil. Neyse grafiğimizi de oluşturdu. Gördüğünüz gibi tamamen makro ile yaptık. Ve hiç kod yazmadık arkadaşlar. Dediğim gibi biraz tam bu işi öğrendiğiniz zaman bu kodlara da müdahale ederek devam ederiz. Şimdi ben burada asıl anlatmak istediğim şey şu. Mesela arkadaşlar siz şöyle bir şey yazmak istiyorsunuz. Şurası, buraya lütfen dikkat edin. Mesela yazdır demek istiyorsunuz. Yazdırı da kod nasıl yazılıyor bilmiyorsunuz. Makrodan bunu almak istiyorsunuz. Yapmanız gereken şey şu. Aynı mantıkla makro kaydet deyin. Buraya yazdır. Herhangi bir şey yazabilirsin. Sorun değil makronun adı. Tamam dediniz. Dosya menüsünden yazdır diyorum. Tamam diyorum. Yazdıra basıyorum. Ve yazıcıya gönderdim. Masa üstüne işte test dedim. Ve tamam dedim. Yazıcıya gönderdim arkadaşlar. Kaydı durdur dedim. Peki gelin bakalım bize ne yazmış? Ne yazmış arkadaşlar yazdır? Active Windows Select Sheet Print Out. Copy 1 falan filan. İşte yazdırma kodumuz bu. Bu yazdırma kodunu kesiyorum. Gelip şu yazdırın içine yapıştırıyorum.
Abi biraz kod biliyorsanız dediğim gibi buraya yazarsınız. Dim işte sor as byte dersiniz. Sor eşittir. Yani kodu koda ilaveler yapabilirsiniz. Message box sayfa yazdırılsın mı? Yazdırılsın mı? Virgül 68 virgül yazdır dediniz. Başlık. Ondan sonra eğer sor eşittir 7 ise exit sub dediniz. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Yazdırma kodumuz tamam mı? Yazdır diyorum. Hemen soruyorum. Sayfa yazdırılsın mı? Hayır dedim. Yazmadı ama. Evet dediğim zaman gördüğünüz gibi hemen yazıcı geldi. Yazıcıdan çıktı. Peki. Mesela ben şu anda bu dosyadan yazdır dediğim zaman dikkat ederseniz arkadaşlar çoğu çıkmıyor bakın. Sayfanın bir bölümü diğer sayfada. Ben bu sayfayı yatay yapmak istiyorum. Nasıl sayfa yatay yapacağımı da bilmiyorum. Makrodan bunu nasıl öğreneceğim? Sayfayı yatay yapma. Bu çok güzel, bu çok önemli. İhtiyacımız var. Kodunu da bilmiyoruz ama makro diye bir hocamız var. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yine makro kaydeten geliyorum. Buna sayfa ya yatay diyelim mesela. Yatay sayfa diyeyim. Yatay sayfa. Tamam dedim. Şimdi bakın şu anda ne yaparsam bana kodunu yazıyor değil mi? Evet. O zaman şunu yapıyorum. Dosya yazdır diyorum. Sayfa yapısı diyorum arkadaşlar. Yatayı seçiyorum. Tamam diyorum. Bak sayfa yatay oldu mu? Oldu. Geri geliyorum ve kaydı durduruyorum. Bitti. Ben sadece onu kandırdım. Aslında amacım yazdırmak değildi. Amacım makroya bir şeyler yazdırmaktı. Makroyu kullandım yani. Emellerime alet ettim bir nevi. Öyle diyelim. Peki gelelim bakalım makro bize ne yazmış. Oo, çok yazmış arkadaş. Çok şey yazmış. İşte şunların hepsi bize makronun sayfamızı yatay yapmaya çalıştığı kodları gösteriyor gördüğünüz gibi. Epey de yazmış. Tamam. Yazıyor, seçiyorum hepsini. Hepsini seçiyorum. Ve kesiyorum arkadaşlar. Geliyorum buraya. Hatta yatay yazdır diyorum. Yatay yazdır. Bakın bunun da şöyle bir mantığı var. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Buranın içine girdim ve yapıştırdım. Bu bizim bu sayfamızı yatay yapan kod değil mi? Evet. Gerçi bu daha basit bir kodu var ama makro epey de yazmış. Buranın içerisinde göremiyorum ha. Yapmıştı bir tane. Neyse arkadaşlar. Şimdi bakın bu duma şey bu buton yatay yazdırıyor. Bu buton ise yazdırmadır. Ben şunun içine girip bak bunun ismi nedir? Command buton 10'dur değil mi? Tamam. Ben bunun içine girip bunun en sonuna şu buton alt tire click dersem ne olur? Önce burada sayfayı yatay yapar. En sonda da yazdırır. Yani yatay yazdır. Peki dikey yazdırmak istiyorum. Yine geliyorum burada makro kaydet. Buraya dikey diyorum. Tamam. Dosya yazdır. Sayfa yapısı dikey. Tamam dedim. Ve geri geldim. Boş bir yere tıkladım. Kaydı durdurdum. Şimdi gelip kodumu alıyorum. İşte şurası benim yatay şey dikey yapma kodum. Şu kodu kesiyorum ve şuraya dikey yazdır diyorum. Yine aynı şekilde buranın içine girip yapıştırdım.
En sondaki şu yazdırma butonu da kopyalıyorum ve bu kodun en sonuna onu da yapıştırdım. Şimdi denemesini de yapalım. Gerçekten yatay ve dikey yazdırıyor mu? Ben burada yatay yazdır dedim. Sayfa yazdırılsın mı? Evet. Geldim masa üstüne yatay diyorum. YT diyeyim. Ve yazdırdı arkadaşlar. Şöyle bakalım gerçekten yatay yazdırmış mı? YT'ye geliyorum. Sayfaya bakın arkadaşlar. Sayfa yatay gördüğünüz gibi. Sayfa yatay. Bir sayfa da yazdır diyebilirdik. Peki dikey yazdır diyelim. Gerçekten dikey yazdıracak mı? Burada dikey yazdır diyorum. Evet dedim. Yine masa üstüne DK diyorum. DK, dikey. Ve yazdırdı. Şimdi masa üstüne DK'yi açıyorum. Aynı sayfayı gördüğünüz gibi dikey yazdırmış arkadaşlar. Evet, demek ki yatay yazdırma, dikey yazdırmayı da biz makro sayesinde öğrendik. Şimdi gelelim başka bir şey. Mesela başlıkları sığdır diyelim. Hani mesela gelip şuraya çift tıklıyorum. Ünvanı, bilmem yevmiyesi böyle gereksiz boşlukları atıyorum. Ben bunu kodla yapmak istiyorum. Kodunu bilmiyorum ama. Sütun genişliğim 20'dir şu anda. Ben gelip bunları tek tek daraltıyorum ya. Makroya nasıl yazdıracağım? Bakın mantığı şu. Aslında hep aynı mantığı anlatıyorum da. Makro kaydede geliyorum. Diyorum ki başlıkları en uygun genişliğe ayarla. Tamam dedim. Bakın şöyle yapıyorum. Başlıklarımı seçtim. Ve şu harflerden birinin arasına çift tıkladım. Autofit komutuyla yapılabilir gerçi ama yani basit komutları da var. Boş bir yere tıkladım. Kaydı durdurdum. Yani demek istediğim siz komutu bilmiyorsanız makroya nasıl makrodan öğreneceksiniz onu anlatmaya çalışıyorum. Geldim. Şurada bak, autofit bu da kullanmış gördüğünüz gibi. Evet şunu hemen kesiyorum. Gelip buradan en uygun sütun genişliği. Sütun genişliği. Hatta bunu da şuraya alayım. Ve buranın içine girip yapıştır dedim. Bakın çalıştırıyorum şimdi tekrar programımı. Buradan önce temizle dedim. Hiçbir şey yok. Sütun genişliği 20 dedim. Başlıkları yaz dedim. Başlıkları boya dedim. Formül uygula dedim. Veri gir dedim. Toplamları al dedim. Grafik oluştur dedim. En uygun genişlik dedim. Bakın gördüğünüz gibi her şeyi ayarladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, anlatmak istediğim bunlardı. Tabii siz bu kodlara müdahale ederek bunlardaki bazı şeyleri silebilirsiniz, kısaltabilirsiniz, müdahale edebilirsiniz vesaire. Anlatmak istediğim umarım anlaşılmıştır. Yani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, zor durumda kaldınız, çözüm de bulamıyorsunuz, soracağınız kimse de yok. Hoca olarak makroya danışabilirsiniz. Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.